Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüm arası birkaç ufak şey yaptım. Gerçi pek ufak değil. Şurası tam bir işkenceydi. Evet, burayı genişlettim. Burayı neden genişlettim diye soracak olursanız eğer, Tibbleton sığacağı alan olacak burası. Hatta biraz daha belirteyim. Bu arada şunun rengini düzelteyim. Tibbled şuraya falan denk geliyor. Oraya girdiğinde yani burası Tibbleton Park alanı olacak. Evet. Burayı tamamen doldurdum concrete ile. Bolca kazı yaptım ve biraz daha yapacağım. Ancak değişik bir yöntemle yapacağım. Onu göstereceğim size bu bölüm. Çünkü girişin dağın tepesinden olmasına karar verdim ve bu pek tatlı bir iş olmayacak benim için. Yani şuradan dümdüz bir biçimde şu koskoca alanı kazacağım, Tibbleton gireceği kadar bir alanı. Harika! Ve bu arkadaşla bunu yapmam muhtemelen bir haftamı alır. Onun yerine farklı bir sistem yapacağım. Ondan önce şu arkadaşı göstereyim. Yeni welding gemimiz ve bu da bir drone değil, bu bir gemi. 3 tane twin welder taşıyor. Yine benzer bir thruster sistemi var ancak arkada bir tane. Çünkü çoğunlukla dikey pozisyonda olacak ve yukarı, aşağıya doğru iten herhangi bir thruster'ı yok. Bunun çok fazla manevra yapması beklenmiyor. Öne doğru inen giden thruster sayısı daha fazla çünkü hızlı fren yapmasını istiyorum. Ve ilginç bir şey, landing gear kullanıyorum. Şurada normal konektörüm var. Ve şu yanlarda mod tarafından eklenmiş 2 adet konektör var. Armored konektör. Tek blokluk bir kalınlığa sahipler. O yüzden yanlarda bunu kullandım. Çok daha hoş durduklarını düşünüyorum. 6 adet pil var. 5 tane gyroskop var. 4 tane landing gear. Thrusterlar. Conveyorlar, bunlar biliyorsunuz büyük olan girişleri kullanıyor. Ve önemli bir önemli bir arkadaşımız var burada. Sensör. Sensör nedir diye soracak olursanız bu arada yapımının yanında görüyorsunuz. Kendisi alan algılayan bir arkadaş. Şimdi bunun algıladığı alanı görmek için bir numaramız var. Şurada Show Sensor Field Range'i tıklıyoruz ve ardından buna geliyoruz ve HUD'da göster diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bu arkadaş şöyle bir sensör alanı tarıyor. Bu alana giren herhangi bir nesne, bu arada biraz daha alta doğru arttırayım aslında. Button. Tamamdır. Evet, bu alana giren herhangi bir nesne sensörü tetikliyor. Peki, bu alanın önemi ne ve neleri algılıyor? Evet, sensörlerin algılayabildiklerini şeyleri ayarlayalım. Şunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Oyuncular, uçan objeler, kırık bir gemi parçasıdır, şudur budur. Small ship'ler, yani küçük gemiler, büyük gemiler, istasyonlar, asteroidler. Burada sahibini, dostları, yani düşman olmayanları, tarafsızları ve düşmanları algılama seçenekleri, beni ve eğer bir dostum gelirse onu algılayacak şekilde ayarladım. Player buradan sadece seçili ve owner ve friendly seçili. Peki, burada setup actions'a geliyoruz. Sensör algıladığı şey üzerinden bir etki yaratıyor. Bunu biraz redstone gibi düşünebilirsiniz Minecraft'taki. Bir etki üzerine tepki var. Beni o alanda algıladığı anda tak da bütün welder'ları kapıyor. Evet. Şimdi welder'ların normalde player'a damage verdiğini biliyorsunuz. Şimdi. Evet, açalım welder'larımız açık. Ki buradaki welder sayısıyla bayağı anında ölüyorum, test ettim. Evet. Alana girelim. Yeşil yandı ve bütün welder'lar kapandı. Evet, tam olarak bu şekilde çalışıyor sensör. Hood'da gözükme ve sen de kapan. Bu özelliği de görmüş oldunuz. Bu arada bu özelliğin gösterdiği diğer şeyler mesela şu. Ardından devam edelim. Info. Center of the mass.
Gerçi şu an istasyona bağlı olduğu için onu biraz yanlış gösterecek bana. Center of the Mass ağırlık merkezini gösteriyor. Ve tabii ki de her videoda olduğu gibi bana mesaj geliyor. Greater Range, eğer Greater Generator koyarsak onun alanı ve Antenna Range antenin alanını gösteriyor. Tabii antene de Show on Hood dememiz gerekiyor. Evet. Bu şekilde bu arkadaşlar da çalışıyor. Size öğretmiş olduk. Evet. Devam edelim. Şurada Tibleton çevresinde bir scaffolding görüyorsunuz. Bu scaffolding'in sebebi tamamen Tibleton kaplayacağı alanı hesaplamak içindi. Yani bu alan sadece Tibleton boyunu ölçmek için kullandığım bir arkadaş. Bu arada şuraya da bir delik açtım. Buraya ne gelecek diye soracak olursanız, yatak odamın orada olmasına karar orada olmamasına karar verdim. Orayı asıl dinlenme odası yapacağım. Buraya benim yatak odam ve var olmayan mürettebatımın yatak odasını koyacağım. Ve ayrıca da buraya bir balkon koyup oraya uçak hangarı yapacağım. Bu arada şunu da tekrar birleştirmem lazım. Bu arada bu gemi, şu gemi hakkında ufak bir detay daha. Bu aşağıya inecek gemi değil. Zaten şu kapılardan sığmıyor. Aşağıya inecek gemi bir drone olacak. Neyse. Bunun kargo konteynerına gelelim. Bu arkadaş bir adet large kargo konteyner kullanıyor. O yüzden bayağı geniş bir alanı var. Yani depolama alanı bayağı yüksek ve thrusterları da güçlü olduğu için bayağı bir yük taşıyabiliyor. Hatta bakalım. Kargo diye adlandırdığımız 8000 tane plate, 1500 construction component, 1500 interior plate, 1500 steel small steel tube, 1000 computer, 300 large tube, 200 power cell. Power cell'leri önceki makinede taşımıyorduk. Detektör component'ı da, superconductor'ı da, radio'yu da. 800 grider, 800 reactor component, 600 superconductor, 80 boost zaten çok az kullanıyoruz. 200 display, 800 bulletproof glass, 145 tam olarak bir tane yapmaya yetecek kadar. 1000 metal grid ve 3000 motor şeklinde ayarladığım her şeyi, bu arada şu an atamıyorum doğru çünkü bağlı değilim. Bu şekilde bağlı, toplam kapasite bu ve şu an dolu olan kısmı bu. Ve çok rahatlıkla taşıyor kendisini. Yani o yük altındayken çok hızlı yükselemiyor, ancak çok hızlı yükselmesine de ihtiyaç yok. Evet, ayrıca altındaki konektörün olması sebebi, ne gelecek olursak şuraya falan bir adet yere konektör koyacağım ve bu arkadaş ortada genel bakım aracı olacak. Bakım aracı olarak da kullanılacak. Şuraya bir buton ekledim. Bunu açıp kapıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da aynı şekilde. Bunu açıp kapıyor. Ve önceki bölümlerde yorumda soranlar olmuştu. Bunları uzaktan yönetebiliyor muyuz diye. Hemen bir bakalım. 6, 7, 4. Evet. Çıkmak istiyoruz. Buradan geliyoruz. Köfte Cave'e gidiyoruz ve Main Entrance. Open. Evet, herhangi bir butona basmadan buna açma emri verdik. Ancak maalesef bunu şuraya ekleyemiyoruz. Öyle bir şansımız yok. Hatta bir de şuna bağlıyken eklemeyi deneyeyim isterseniz. Sırf görelim diye. Tabii ağır olduğu için azıcık aşağıya doğru kayıyor. 4. Şimdi G'ye bakalım. Groups. Main entrance. Open close. Evet. Şimdi 4 diyelim ve gördüğünüz gibi arkadaş buradan kullanılmaz hale geliyor. Evet. Maalesef uzaktan yönetemiyoruz. Fakat yakından çok rahatlıkla yönetebiliyor. Uzaktan kısa yolla kontrol edemiyoruz, ancak bu şekilde rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. Evet, 9'da da şu arkadaşlar seçili.
manuel olarak da bir şeyi tamir etmek istediğimde ediyorum. Gördüğünüz gibi. Hatta tabletop'a bir bakım yapalım diyeceğim de çevresindeki şeyler şimdi çok uğraştırır. Bu arada bir şey bakayım. Bunu aşağıya indirebiliyor muyuz yoksa fazla mı büyük geliyor? Sanırım aşağı gıdı gıdına yetiyor. Evet. Aşağıya iniyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak sıkıntı şurada içeri, şuralardan içeri giremiyor. Ups. Bir şey parçaladım. Evet. Dakika bir gol. Bir kendi valorlarından birini parçaladı. Evet. Hemen geliyorum. Bu tarz durumlarda çok yenilemeye üşeniyorum. Son save'den geri alıp geleceğim. Evet ve geri geldim. Evet, bu ufak numara arada yapılıyor bir kaza olduğu takdirde ve şimdi şunları geri atalım ve storage 3'er 3'er başlangıç malzemelerimizi alalım. Evet. Ve şimdi bir de sen gel bana bir ışık kaynağı ol. Altı. Ha, bir de bugün ilginç iki detay oldu. Birincisi Kin Software yeni update'i yayınladı ve yeni update'te ilginç bir özellik geldi. O yüzden vanilla kask kullan, vanilla zırh kullanıyorum ama gördüğünüz gibi kask açık duruyor. Evet, şöyle bir animasyon eklemişler. Kask duruyor. Ve kaskın açılıp kapanması bu şekilde oluyor. Ancak bunun benim için üzen kısmı modlu zırhlar henüz buna adapte olmadı. Ve modlu bir zırh kullanıyorum. Evet şimdi bir adet. Gelelim burada ne yapacağız? Long pistonlar ile. Üç, dört. Evet. Sonrasında gelelim. Şu arkadaşı kullanmak istiyordum. Ancak sonrasında fark ettim ki hem bu arkadaş hayvan gibi pahalı hem de biraz gereksiz büyük. Biraz. O yüzden şu arkadaşı kullanacağız. Bu arada bunun konveyörü nerede bir bakalım. Evet. Tamam, dördünde de varmış. Gerçi konveyörüne ihtiyacımız olmayacak ama... Şimdi sen gel bakalım şöyle. Evet, tam olarak böyle oturacaksın. Evet. Bundan birkaç tane daha yapak mı? Aslında dur düşünürsek... Evet. Bunu bekliyordum. Ups, bunu beklemiyordum. Taşlar nereden geldi? Bunu beklemiyordum. Evet. Stabil mi? Stabil olur ya. Tabii bu beklenen şey bu değil. Evet. Önce asla dur. Garanti alalım ya. Çok riske atmayalım. Sarsılır marsılır. Sıkıntı yaratır şimdi.
Evet. Şimdi yapacağımız kısmı gösteriyorum hızlıca. Öncelikli olarak Welder, yeni Welder'ımıza gidiyoruz. Yay! Eskisinden kat ve kat daha fazla item taşıyabilen ve çok daha hızlı weldleyen Welder'ımız. 6, 7, 4. Standart başlangıç paketimiz. Bu arada konkretleri bununla yerleştirdim. Bu arada welding hızını görüyorsunuz. Anında. Ve bir de buraya. Şu arkadaştan koyalım. Çünkü bununla kontrol etmek istiyorum. Evet. Şimdi sen gel bakalım şuraya park ol. Tamamdır. Şimdi gelelim. K piston. Bu arada sen okey. Ve şimdi G. Tamamdır. Drill. Ardından neredesiniz siz? Evet, gruplar. Pistons. Velocity. Evet. Bunu bu şekilde sağ tıkla tutacağım. Ve yavaşça bu arkadaşı yukarı doğru hareket ettireceğim. Ama fazla hızlı hareket ettirmiş olacağım. O yüzden de arkadaşlar çökecek. Ben de bunları geri toplayacağım. Şunun içine geri koyacağım. Ve bütün süreç baştan geri başlayacak. Evet, ben bütün bunları yapa durayım. Aslında düşünürsek toplasın mı ladaşları? Yay, burayı da parçaladı. Onarırız. Evet, tam olarak bu yüzden buradan nefret etmiştim. Bu adımdan. Evet, ben burayı biraz yapıp geliyorum. Evet ve geri geldim ve gördüğünüz gibi böyle inanılmaz sıkıcı bir işi zibil kere tekrarlayacağım. Evet. Bölümün geri kalanı böyle geçecek. Anlayacağınız üzere başka bir şey yapmayacağım. Sağ tıka basılı tutuyorum burada. Aslında bundan birden fazla grup yapıp o şekilde devam edebilirim diye düşünüyorum. Sanırım bence çok daha güzel olacak. Bundan sonrakileri muhtemelen öyle yaparım ki üst katları da yapacağım bir de. Ya bir de bu bitecek. Üstüne bir scaffolding döşeyeceğim. Onun üstünden devam edeceğim. Gidip öyle öyle kazmaya devam edeceğim. Evet, bu şekilde devam edecek bir sürecimiz var. Bu şekilde gökyüzüne ulaşana kadar ben devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.